Şimdi hanımlar beyler, Kenan Yaşar geliyor. Aria Propolis. Bilinir bir hayatı yaşamayı çok açıkçası tercih etmiyorum ama çalışarak ve düşünerek, durumları değerlendirerek belki de olasılıklar içerisindeki bir hayat daha keyifli, belki daha üretken olabilir. Propolis'in toplanmasında da bitki çeşitliliğinin çok büyük önemi var. Artvin coğrafyasında belirli bir miktarda propolis üretilebilir. Tüm bu güzelliklerin yanında sağlıklı yaşama da ihtiyaç var tabii ki. Özellikle besin, gıda deyince artık altını çizilmesi gereken bir husus. Şimdi hanımlar beyler, Kenan Yaşar geliyor. Aria Propolis. Kenan Bey, hoş Merhaba. Geldiniz efendim. Merhabalar, nasılsınız? Buyurunuz. Bizler çok iyiyiz. Sizleri sormalı, her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederim. Gayet güzel, çok faydalandık. Buradaki bilgiler bizi çok mutlu etti. Çok eksiğimiz olduğunu görmüş olduk aslında. Çünkü biz aile geleneğinden arıcılıkla ilgilenen ve aslında belki de çocukluktaki hayallerini 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra gerçekleştirmeye çalışan işte baş danışmanım, aynı zamanda kuzenim Adnan Bey'le beraber böyle bir yola çıktık. Çok değil, 1,5 yıllık bir satış alanında bulunan, aslında üretim yapan, propolis damla üreten, propolisli kremler üreten startup bir firmayız diyebilirim. Çok güzel. 30 yıllık öğretmenlik hayatı dediniz. Bir ay önce emekli oldum. Ne kadar güzel. Ne öğretmeniniz efendim? Fizik. Fizik öğretmenimiz. Wow, çok enteresan. Şu anda artık o hedefinizi tamamladınız. Hayallerinizin peşinden devam ediyorsunuz. Evet. Bir aile geleneği olarak. Bir aile geleneği ama aynı zamanda bizim çalışmamız bir tür sosyal sorumluluk projesi aslında. Doğayla ilişkili, doğanın üzerindeki canlılar arasındaki etkileşimle ilişkili ve dünyada dünyanın sağlıkta kalmasıyla ilişkili küçük bir mesaj vermeye aslında bir yandan da çalışıyoruz. Propolis'i arılar üretiyor ama arılar şeyden topluyor, bitkilerin salgıladığı salgılardan topluyor. Bitkiler kendilerini korumak istiyor, arılar da kovanlarını korumak istiyor onları toplayarak. İnsanlar da ham olarak tüketilemediği için işte bizim gibi aracıların onların içindeki faydalı maddeleri alıp suda çözünebilir damla haline getirip insanlar da kendi sağlıklarını öyle korumak istiyor. Dolayısıyla bir çember aslında çizmiş oluyoruz biz ve buna üretici değer paylaşım şeklinde ifade ediyoruz. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki hocam. Çok özür diliyorum. Parantezi böyle başlayınız. Propolis dediğimiz şey tam olarak nedir hocam? Yani propolis ham duyuyoruz ya. Damla mıdır? Propolis böyle bir tanecik. Nedir propolis tam olarak? Şimdi ham ile insanın kullanabileceğini ayırmak lazım. Önce ham propolisi tarif edeyim ben size. Şimdi bitkiler kendi bedenlerini dış etkilere karşı korumak için salgı salgılıyorlar. İşte kavak farklı salgılıyor, çam farklı salgılıyor, gürgen farklı salgılıyor, diğer ağaçlar farklı. O civarda yaşayan arılar da o propolislerin antibakteriyel, antimikrobiyal özellikleri olduğunu artık bir şekilde bildikleri için kovanlarına onları toplayıp kendilerinden de bir takım salgılar ekleyerek adezyonu, yani yapışması çok yüksek bir reçine haline getirip kovanın girişini sterilize ediyor adeta. Yani o kovanın içerisine giren arı mikroplardan arınarak girmiş gibi hocam, oluyor. Hocam, bu bir mucize gibi varsa, yani inanılmaz. Evet, çok yerde tabii bunu bu şekilde mucize olarak ifade ediyorlar. Bu ham propolis. İşte arıcılarımız da o ham propolisi elde edebiliyor. Çok büyük miktarlarda olmuyor ama işte çok sayıda arı kolonisi bulunan arıcılar bunun belirli bir miktarda ham propolis elde edebiliyor. Bu işin ham kısmı. Şimdi bir de bizim devreye girdiğimiz kısmı var. Evet. Ham olarak tüketilemediği için
onu çözmek gerekiyor. Onun içerisindeki insana yarayan, bağışıklık sistemini güçlendiren, kendini iyi hissettiren, işte bir takım bileşikler teknik olarak isimlendirilebilir, işte fenolik, flavonoid bileşikler şeklinde onları alıyoruz, yani özütlüyoruz. Ondan sonra yeniden bir çözelti haline getirip suya damlattığınızda artık o çözünüyor ve hazır halde onun içerisindeki faydalı maddeleri insanlarımıza sunmuş oluyoruz. Ve 3 tane ürün geliştirdik bununla ilgili. Çocuklar için, evet, gündelik hayatta normal sağlıkta kalabilen insanlar için, bir de daha hassas olan veya herhangi bir işte hastalığı olan, yani yine tabii ki doktor kontrolünde daha yüksek olan %18'lik 3 tane ürün. Çocuklar için %6, %12 gündelik hayattaki işte sürdüren yetişkinlerin hasta olmamak adına, işte bağışıklığını düzenli tutmak adına kullanıyorlar. %18'de biraz daha yüksek oranda propolis almak isteyen ya da hassas bünyesi olan veya bir rahatsızlığı olan insanlar bunu kullanıyorlar. Doktor tavsiyesiyle de olabiliyor mu hocam? Doktora danışıyor tabii ki. Yani bize de söylediğinde, işte benim şöyle bir rahatsızlığım var, ben işte propolis almak, yani doktorunuza danışın, tabii ki alabilirsiniz. Çünkü biz Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre iş yapıyoruz. Muhakkak. Testlerimizi ona göre yapıyoruz, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. O bir takviye gıdadır. Gıda da değil, takviye gıdadır. İlaç hiç değildir. Dolayısıyla tabii o konuda sayın hekimlerimizin elbette ki görüşleri baş tacıdır. Biz zaten onu önererek ifade ediyoruz herhangi bir hastalık belirttiği zaman. Peki hocam, buradaki herkes kullanabilir mi mesela propolisi? Yani illa ihtiyacımın olduğunu hissetmem mi lazım veya al bakalım sana bir propolis aldım, al bunu kullan hiç, diyebiliyor muyum? Hiçbir zararı yok. Eğer arı ürünlerine alerjisi yoksa. Kişisel olarak alerjen bir şey daha önceden arı ürünlerine alerjisi tespit edilmişse o zaman o insanın kullanmamasını öneriyoruz. Zaten o da işte ambalajların üzerinde yazılarak insanlara tabii ki bildiriliyor. Başka platformlarda, sitemizde, blog yazılarımızda da o bilgilendirmeleri tabii ki yapıyoruz. Şahane. Peki hocam, arıya nerede üretiliyor, nereyi tercih ediyorsunuz? Ya şimdi buna cevap vermek zor olacak çünkü Trabzon'a yakın. Yani Trabzon demek istemiyordum. Yani Trabzon'a yakın, Artvin'de. Ah peki. Şimdi Artvin'de üretiliyor. Artvin'in şöyle bir özelliği var. Artvin'in yüzeyi adeta bir hazine. 3000'e yakın bitki türü var orada. Wow. Ve bir dönem Artvin'de bitki hırsızlığı yapan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan insanlar yakalandı. Ne diyorsunuz hocam? Yani bizim o otlarımızı, üstüne basıp geçtiğimiz otlarımızı böyle tek tek toplayıp yurt dışına götürmeye çalışan, çabalayan insanlar yakalandı. Yani bu 10-15 yıllık bir hikaye. Şimdi o nedenle insanımız biraz daha duyarlı. Kendi yaşadığı o coğrafya üzerindeki bitki çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunu, nasıl bir döngü içerisinde onun fonksiyonu olabileceğini algılıyor artık ve daha dikkatli oluyor. Propolisin toplanmasında da bitki çeşitliliğinin çok büyük önemi var. Daha doğrusu o propolisin içerdiği faydalı bileşiklerin miktarı ve çeşidi bakımından çok büyük önemi var. Birincisi bu. İkincisi de onu toplayan arı ırkı. Kafkas arı ırkı dünyada bir numaralı propolis toplayıcı arı ırkı. Fiziksel savunmada çok güçlü değil ama propolis toplamada çok güçlü olduğu için açığını, oradaki açığını onunla kapatarak, deyim yerindeyse, çok yetenekli bir propolis toplayıcı arı ve biz o yüzden Artvin'i seçtik. Yani sadece çok Artvin güzel coğrafyasındaki ham propolisi alıp çocuklarımızın, işte yetişkin insanlarımızın kullanımına sunuyoruz. Sadece propolis damla üretmiyoruz. Onun yanında tabii ki burada hani çok daha üst düzey o alanda faaliyetler yürüten, ticari faaliyetler ya da üretim faaliyetleri yürüten arkadaşlarımızı dinledik. Ama biz de propolisli kantaronlu doğal krem, propolisli ısırgan tohumlu doğal krem ve propolisli lavanta özlü doğal krem. Bal mumlarını da yine Artvin'deki o coğrafyada
dürüstçe çalışan, o coğrafyanın kıymetini bilen arıcılarımızdan sözleşmeli çalışarak temin ediyoruz. Onlara buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok değerli bir iş yapıyorlar. Ve ben de Nisan'da madem emekli oldum hemen Artvin'e gidip oralı olduğum için orada yaşamaya ve oradaki bu işleri biraz daha organize etmeye çalışarak, ilişkiler kurarak yaygınlaştırmaya çabalayacağım. Böyle yani sadece memleketiniz var olduğu için Artvin'i seçmediniz aslında. Gerçekten değil, doğal bitki örtüsü ve tabii arıların buradaki başarısı, muazzam evet, başarısı evet, sebebiyle evet, orayı seçtiniz. Evet. Peki Türkiye'de en nihayetinde bu sektörle uğraşan, propolis üreten, yapan tam olarak doğru kelime midir bu bilmiyorum. Çok farklı markalar var. Sizi bunlardan ayıran en büyük özellik nedir diye sorsam? İşte en büyük özelliğimiz belirli bir coğrafyayı özelleştirerek, çünkü daha faydalı olabileceği noktasındaki bütün makalelerde, bilimsel çalışmalarda işaret edilen şey bitki çeşitliliğinin yüksek olması. En önemli hususlardan bir tanesi bu. En önemli hususlardan bir tanesi bu. Ama biz işte oh ne güzel Artvin'i bulduk, hazır orada da bitki çeşitliliği çok yüksek diye değil. Biz oradaki arıcıyı desteklemek istiyoruz. Arıcılar çoğalsın istiyoruz. Arı yaşasın, dünyadaki işlevini yerine getirsin istiyoruz. Biz eğer yapabiliyorsak onu bir değer haline getirmek istiyoruz. Yani insanların faydalanacağı, yani bilgi olmayınca bir şeyle ilgili şunun ne için kullanacağımızı bilmediğimiz zaman onun herhangi bir değeri olmuyor. Ama ihtiyaç duyduğumuzda ne için kullanacağımızı bildiğimiz zaman o bir değer haline geliyor. Biz de bunu tanıtmaya, anlatmaya ve en iyisini üretip testlerden en iyi sonuçlara geçen propolisi üretip insanlara sunmaya çalışıyoruz. Bu kısım bizim için çok önemli. Bu üçgen bizim için çok önemli. Hocam şu ana kadar anlattıklarınız, ilk başta zaten girizgahta da söylediniz, sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz bu olaya. Doğanın güzelleşmesi, herkese sağlıklı gelmesi açısından da bakıyoruz dediniz ama işin bir de tabii ki ticari para kazanma boyutu da oldukça önemli. Peki araya her geçen gün nasıl büyüyecek? Dünyaya açılacağız mı? Ne kadar ülkeye gideceğiz? Efendime söyleyeyim, Türkiye'nin kaç noktasına ulaşabileceğiz? Nasıl sağlayacağız hocam bunları? Ya 1,5 yıl içerisindeki geldiğimiz nokta güzel görünüyor. Ama Türkiye'de yurt dışındaki pazar araştırmalarına bakıldığında çok yerde ihtiyaç var. Fakat bizim şöyle bir kendimizi sınırlayan durumumuz söz konusu. Artvin coğrafyasında belirli bir miktarda propolis üretilebilir. Çalışan arıların sayısı belli. Evet, belirli bir miktarda siz pazarlayabilirsiniz. Bunu gayet sakin ve kontrollü götürmek istiyoruz. Çok önemli bir işte market zincirinin içerisinde çok yakında yer alacağız. Yurt dışına da özellikle kremlerimizle bir başlangıç yapmak üzere girişimlerimiz devam ediyor. Çok aslında o kısmını fazla düşünmedik. Biz aslında biraz kendi kendine büyüdü. Nasıl büyüdük? Organik büyüme oluyor. Sanıyorum kendine. O heyecanımız bizi işte buralara getirdi. Yani sizinle konuşuyorum. Ben bana deseydiniz, deselerdi ki 2 yıl önce işte Karadağ'a gideceksiniz. Böyle bir bu kadar nezih insanların karşısında bunları yoktu. Ya ben öğrencilerimin karşısında fizik anlatıyor olurum derdim. Yani bunu hayal edemezdim. Bu ayrıca cazip bir şey. Yani hayatı anlamlandıran bir şey. Aslında bilinirlik, bilinir bir hayatı yaşamayı çok açıkçası tercih etmiyorum ama çalışarak ve düşünerek, durumları değerlendirerek belki de olasılıklar içerisindeki bir hayat daha keyifli, ne belki hoş, daha üretken olabilir gibi geliyor bana. Peki ben hocam, biraz öyle bakıyorum. Yani. 1 milyon dolarım var. Ortak olabiliyor muyum size? Şimdi, sormadım değil mi size? 1 milyon şimdi bak. Şimdi 1 milyon bir sormuş olabilir. Mert Bey 1 milyon buyurun, dolarınızı kimse kabul etmedi. Tamam, ben kabul ediyorum. Yarın başlayalım. Etti. Yarın işte hocam, projeleri, canım hocam. Yani sizi nasıl mağdur edeyim burada? O kadar insana teklif ettiniz. Yok, batarsınız, çıkarsınız. Değil mi? Özür diliyorum. Yok, yani biraz daha şeye verin işi. Tabii ki yani bu, yapılabilecek çok şey var. İşte boğa spreyi düşünüyoruz, propolisli güneş koruyucu düşünüyoruz. Hani o kadar çok hayallerimiz var ki. Ne kadar güzel. Başka ürünler de var. Hani yine Artvin coğrafyasının üzerinde hayalini kurduğumuz.
Bunu da özellikle sürekli vurguluyoruz ki hani bunu sadece biz yapmayalım. Oradaki bir takım insanlar da hani bunları yapsın, bir zincir oluşsun orada, evet. Bir çok göç veren Doğu Karadeniz, aslında sadece Artvin değil, çok göç veren yerler. Buralar böyle yazın tatile gidiliyor, kışın herkes dönüyor, kimse kalmıyor. Yani çok azalıyor nüfus. O açıdan orada bir bütün yıl boyunca yaşamı kucaklayacak bir sosyal ve çalışma hayatı da aslında örgütlemeyi amaçlıyoruz aslında. Sayın Hocam, hemen gireceğim. Mesela Karadağ'da bal ve propolis üzerine bir bilginiz var mı mesela? Karadağ'da böyle bal ürünlerine bir ilgi var mıdır? Yemek açayım. Biraz, şimdi, biraz ağır. Mesela hocam, yani burası belki de sizin için çok biçilmiş bir kaftandır. Belki Karadağlılar propolis'e inanılmaz bir ilgi duyacak. Belki de mümkündür, burada yepyeni kapılar açılacak işte, sizin için. Elbette. Yani burada oturduğum süre içerisinde anlatılanlardan, evet. Burada olmaktan, aha. Konuşulanlardan tabii ki bunlar benim böyle hayalimden bir muhakkak. Film gibi geçti. Yani bunlar ben de hayal ettim. Şimdi propolis öyle bir şey ki ana arı peteğin içerisi propolisle sıvanmamış ise oraya yumurta bırakmıyor. Çünkü önce onun sıvanması lazım. Yumurtanın sağlıklı bir yavru şeklinde dışarı çıkması gerekiyor. Çok başka. Şimdi farklı bir yaşam organizasyonu var arılarda. Evet. Şimdi çiçeklerin, meyvelerin tozlaşmasına katkılarını herkes biliyor. Arılarla ilgili dünyada hani çok böyle süslü sözler de kullanılıyor ama ondan daha fazlasını hak eden bir şey. Yani biz bir dünya üzerinde yaşıyoruz ve önce dünyanın sağlıkta kalması, evet. Sonra da bizim propolislerimizde insanın sağlıkta kalması, yoksa hasta olduktan sonra işler giderek ne yapıyor? Zorlaşıyor. Tabii ki hasta olduktan sonra onun da çözümlerinin bulunması gerekir ama hı hı. Biz özellikle insanlara sağlıkta kalın. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel söylediniz. Ama bu noktada size ticari olarak çok iş düşüyor gibi geldi hocam. Yani propolis'in özellikle dünyaya açılacak, Artvin'den, Türkiye topraklarından gelen bir ürünün dünyaya açılıyor olması hepimizi oldukça mutlu edecek bir şey olacaktır. Ve insanlar da sağlığı belki de bu şekilde bulacaklar. Şöyle, biz bunu öyle ya da böyle başaracağız. Yani biz de paramız, para filan, hani öyle bir sermayemiz falan, hani öyle bir şey var i̇şte mı? Yok ama, işte 1 milyon dolar. Ama şöyle bir şey var. Yani buna böyle yüreğimizin ta derinliğinden inandığımız için bunun başarılmaması diye bir şey söz konusu değil. Doğru anlatıldığında bunu anlayacak insanlar vardır. Hı hı. Ki görüyoruz, yani geliyorlar, yanımıza geliyor. Yani biz bu işe başladıktan sonra o kadar çok aslında ortak yanlarımızın olduğu insanlarla tanıştık ki, evet. Ben de şunu yapmak istiyorum, ben de bunu yapmak istiyorum, ben de bunu ne yapmak istiyorum. Bu böyle geometrik biçimde bu fikri, bu faydayı, bu güzel düşünceyi güçlendirecek bir şey ve sonuca mutlaka gidecek. Yani bu umarız. Mutlaka yurt dışına çıkacak. Umarız. Bu bir zaman meselesi. O zamanı biz de bekleyeceğiz. Daha kısa sürede sonuçlanması için de çabalayacağız. Hadi tabii bakalım. Ki. Yani şahanesiniz hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Atladığımız herhangi bir detay. İşte buraya gelmemize... davet edip gelmemize neden olan, gelmemizi sağlayan, organizasyonda emeği geçen, burada konuşmalarıyla herkese bir şeyler kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Herkesin sağlıkta kalmasını diliyorum. Size de ayrıca teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ çok olun. Naziksiniz efendim. Değerli misafirler, Arıya Propolis Kenan öğretmenimiz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Music